Daha da ne haber? İyiyiz, eksik olma. Ne olsun abi işte. Daha ne olsun? Yusuf'u baş göz edip getirmişler. Yengem nasıl abi? Emine? Nasıl sıyırdın paçayı baba? Başın niye derde girdiydi? Uzun hikaye. Ya kimmiş orada babama musallat olanlar? Anlatırım abi. Acelenle, hele bir soluklanalım da. Hadi sene kızım. Yoldan geldik, karnımız aç. Sahi. Hadi. Dalmışım. Siz nasılsınız efendim? Sağ ol yavrum, iyiyim. Bu da benim büyük oğlan Sabire. Söylemiş miydin? Söylemiştim be baba, söylemiştin. Sen onu bırak da bana şeyi anlat ya. Gelsene bir dakika abi. Mutfağın musluğu damlatıyor. Sen anlarsın. Gel. Tam sırasıydı mutfağın musluğunun. Sus. Sen de öyle aluk aluk bakma suratıma. Bir diyeceğim babalara yediğin naneleri. O zaman görürsün gününü. Aman dede ya. Neydi oğlum o öyle kaş göz işaretleri? Ne saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz? Sesini yükseltme abi. Ayıp olacak kadıncağıza. Nereden çıktı bu kadıncağız ya? Neyin nesi? Kimin fesi? Babamızın hanımı işte. Ya Fiko, deli etme beni. Kendisi analığımız oluyor. Ya onu anladık, anladık da ne evliliği bu böyle durup dururken? Gönül ferman dinler mi abi? İyi güzel de ne yapacağız baba? Nerede kalacaklar? Bilmiyorum kızım, henüz bilmiyorum. Bir şeyler düşüneceğiz elbet. Sen hazırla şu kahvaltıyı hadi. Bu nasıl evlenmemiş böyle şıpını şu? Yıldırım nikahı baba. İki şahit tamam. Acele neydi? Ha? Yangından mal mı kaçırıyordunuz? Baba, ayıp kaçıyor. Abi biz şimdi bu kadına ne diyeceğiz? Ne bileyim, bekleriz. Eğer babam anne derse biz de babaanne deriz. Nerede kalacaklar? Biz daha bir köpeğe yer bulamadık. Bizim odaya yerleşmeseler. Yok daha neler. Ne oluyor orada fısır fısır? Haylaz uçak, asi uçak. Hiç sözümü dinlemedin. Fikret! Dinle bak! Sus, valim dedi, sen yokken bahaneler et! Geliyorum dede! Yani bıçaklama falan yok muymuş ortada? Yok abi. Kadının yakınları intikam almak için iftira etmişler babama. Ulan şu babam da az değil ha. Sır küpü gibi herif. Onca zaman buradaydı, bir tek bir şey anlatmadı neyse, bize ya. Artık işler yoluna girdi ya, ona bak sen. Fikret! Geldik dede, tamam. Gidelim abi, ayıp olacak. Tamam gideriz, gideriz de Zeynep haklı. Nerede kalacak yeni evliler? Ulan burası da tekkeye döndü be. Ben bir çare düşündüm ama neyse, gel şimdi. Gel. Bak Fikret, ahdım var söyleyeceğim. Bu alim sen yokken etmediğini komadı. Ne yaptı dede? Bana asi geldi. Lafımı kulak ardı etti. Her şeyi burnumdan getirdi. Ha? Ama abartıyorsun dede ya. Sanki sus bakayım sen, sus. Bak, o mendebur it evin içindeydi. Sokma dedim şunu, soktu. O da ortalıkta fiyak 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 dolandı durdu. Utanmıyor musun sen ha? Utanmıyor musun kerata? Niye aldın köpeği içeri? Ben giderken sana ne dedim? Sofra hazır, hadi buyurun. Hadi baba, hadi. Hadi. Buyurun. Bana müsaade. Buyurun. Sen de yeseydin iki lokma uşağım. Aç değilim, ben dükkanla ilgileneceğim. Sahi abi, oldu mu senin manav işi? Oldu sayılır. Yarın notere gidip devrini yapacağız. Yapma ya. Çok sevindim vallahi. İyi olacak inşallah. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun evlat. Sağ ol baba. Kurtuldum pazarcılıktan. Bir de ben bir iş bulabilsem. İnşallah baba, inşallah. Baba, akşama bize buyurun. Allah ne verdiyse yeriz. Hem de Selma şeyle tanışmış olur. Hadi tekrar hoş geldiniz. Tebrikler. Eksik olma yavrum. Sağ ol evlat. Dur uşağım, ben de geliyorum. Bari kahveye gideyim. Ben bu kalabalıktan sıkıldım. Dede sussana, dede sussana ya. Götür Allah aşkına. Eyvallah. Baba, ben de bir arkadaşıma gideceğim. Daha az önce törende görmedin mi arkadaşlarını? Test sorularını alacağım baba. Arkadaşım hazırlık kursuna gidiyor da bana soruları verecekti. İyi, hangi arkadaşın bu? Hani var ya. Sussana be. Sen başkaları için konuşurken iyi mi? Sen tanımazsın baba. Ama ben tanıyorum. Adı da Didem. Sana mı oluyor kızım ya? Karışmasana. Vallahi ders için gidiyorum baba. Sınav soruları için. Ekmek Kur'an evliya çarpsın. Etem de ne çarpsın ki? İyi oğlum, tamam git. Anladık, inandık. Hadi bir şey mi dedim sana? Amma işe. Ulan
Ne arıyorsun burada be? Çekil ayak altından, aptal hayvan, ezileceksin. Yahu tamam dede, tamam. Babamın da yaptığı çok doğru bir şey değil ama sen de ağzından çıkan lafı bil gözünü seveyim ya. Ben ne dedim ki? Yahu daha ne diyeceksin be? Yok bu evlilik de nereden çıkmış? Yok ev kalabalık olmuşmuş. Öyle ulu orta konuşulur mu be? Kadıncağız üzülecek, babam alınıp gücenecek ya. Gücenirse gücensin. Daha mı sorduk karıyı alırken? Mahpus tamlarında çürüyecek diye biz burada üzülelim duralım. O orada gerdeğe girsin. Bana bak, nereden bulmuş o karıyı? Yahu anladığıma göre önceden de imam nikahlıymışlar. Dur bakalım ya, dur bakalım. İyi bir kadıncağıza benziyor. Babama belki can yoldaşı olur be. Can yoldaşıymış. Onunki can da benimki patlıcan mı? Ben bilmez miydim evlenmeyi? Hoppala, kiminle evlenecektin dede? Kiminle olacak? Kıymet Hanım'la tabii. Dünden razıydı. Gönlü bendeydi. Evleneydin o zaman. Keşke. Ama evlenmedim. Niye evlenmedim? Neden? Sizin için. Uşaklarım da orada kalmasın diye. Ya boş versene ya. Fikret de kızının işi yatınca çekti gitti Kıymet Hanım. Ondan evlenemedi. Bana bak Cevdet. Yapma bunu. Baban gibi ters gitme benimle. Kıymet Hanım çekip gitmişmiş. Ha? Sen ne demek istiyorsun? Hiç, hiç. Boş ver. Demedim say. Belki de döner Kıymet Hanım. Hadi dede sen kahveye git. Ben de şu dükkana bakayım sonra gelirim oldu mu? Tamam tamam. Hiç acele etme ha. Ha tebrikler Yakup Efendi. Hayırlı olsun. Koçadan gelinin gelmiş ha. İnşallah yakında bir torun verirler kucağına. Ula Sermet geveze herif. Senin çenen yalabuk olmuş. Sen hiç susmasını bilmez misin? Kıymet Hanım ne alemde? Ha hiç haber alıyor musun? Darısı başına. Bırak zevzekluyu Sermet. Uğraşma benimle. Ha, sen kendi kavanozlarına bak. Aha, bunlara da yaranılmaz vallahi. Acayip sülale, acayip. Bu grupta da fen soruları var. Bence çalışırken asıl ağırlığını bunlara vermelisin. Sen beni dinlemiyor musun? Ben mi? Yani dinlemez olur muyum? Gözlerim, yani kulağım sende. Evet ama sanki aklım başka yerde. Yarın hazırlık sınavı var biliyorsun. Tamam işte aklım sınavda. Bugün iyi çalışmalısın. Gece de yatmayacağım. Teşekkürler hoşça kal. Bir şey değil. Takılırsan telefon aç. Peki. Sağ ol uşağım. Afiyet olsun. En güzel atış işte. Cemil buraya baksana. Bakayım abi. ...5.000 lira daha vereceksin abi. Ne? İnsaf yani ya. 5.000 liraya çay mı içilir? İçilmez. Yakında gene zam yapacağım zaten. Durmadan içeri giriyoruz. Kimse de ya Nihat... ...sen bu dükkanı nasıl çeviriyorsun diye sormuyor. Bizim sırtımızdan zengin mi olacaksın? Nihat ne yapsın birader? Çay şeker fiyatları almış başına gidiyor. Sen yanlış kişiye kızıyorsun. Tansu Hanım'a söyle bunları. Söylemem. Konuşmuyorum o kadınla. 2.80 yatırdı bu memleketi. Ha bir de sözde iktisat profesörü geçiniyor sen değil mi? Sen karışma oğlum böyle şeylere. Git içeriye de gazı kapat. Dünyanın parası gidiyor zaten. Ben yokken sermayeyi kediye yüklemişsin. Hadi fırla. Cemil bana bak. Bu şekerlerinin küçüklerini al tamam mı? Ulan ne memleket be. Her benzin alışımda cinlerim tepeme fırlıyor. Sidirimden kuduracağım ya. Ya buna da şükür be Fiko. 3 ay sonra yeni zamlar gelecek biliyorsun değil mi? İşimiz var vallahi ya. Bizim kıçı kırık arabanın deposu bile 700.000 liraya doluyor ya. Konuşma. Ha, benim arabaya da laf etme. Kıçı kırık baban dur senin. Durup dururken babamı ne karıştırıyorsun dede? Bütün suç senin babandadır. Daha neler ya? Zamları babam mı yapıyor? Hayat pahalılığını düşünmeden kalktı gitti evlendi. Ya yapma ya Yakup dede ya. Senin duyan da adamcağız 40 gün 40 gece düğün yaptı zannedecek ya. Utanmasa onu da yapacaktı. Hayrola Yakup amca? Kıskandın mı? Anlayalım. Senin de evlendiririz. İstersen buluruz birini. İsterim hadi. Bu işler senden geçmedi mi? Hop hop hop. Biraz yavaş bakalım. Adamcağızın üstüne gitmeyin be. Ama bu yaşta. Sen de demin yaşta bakma. Kendisi demir gibidir. Ne sandınız? Sürmene de bileğin bükeni yok idi. Tabii. Kendisi bilek güreşi şampiyonudur. Bilek güreşi şampiyonu ha? Elbette. Ne sandın sen? Senden korkulur dede. Nihat. Tepemin tasını attırma benim. Tepelerim ha. Tabii tepelersin dede. Biz seninle baş edebilir miyiz hiç? Ya Nihat azdırma şunu ya. Sürmene şampiyonu. Evet, sürmene şampiyonu. Bir defasında 4 kişiyi peş peşe yıktım.
Vay be, sen neymişsin be dede? Herkül mübarek. Nihat, kenen düştü senin. İyi bir ders isteyesin. Gel, gel de alayım boyunun ölçüsünü. Daha neler be dede ya? Sen yaşlısın ya. Ya, gel o zaman sıkıysa. Yok ya, ondan sonra da dedesi yaşında biriyle bilek güreşi yaptı diye dalga geç ha. Hadi, hadi, bahaneyi bırak da gel daha. Ya dede, kalbin filan tutar Allah korusun ha. Hadi hocam göster gücünü. Gel. Selamun aleyküm millet. Hayrola, ne oluyor burada? Yok bir şey abi. Nihat dedeme bilek güreşinde dersini verecekmiş. Ne? Bilek güreşi mi? İyi düşündün mü oğlum Nihat? Ya bırakın gırgırı ya. Nesine yapıyoruz? Kendisine istersen. Çayına. Herkese çay. Yeniden ısmarlar tamam mı? Yok, çay olmaz. Hafif kalır. Çay kahvesine. Yapma vallahi dede ya. Batacaksın ya. Tamamdır. Anlaştık. Kahvesine. Sen hakem ol Cevdet abi. Hadi bakalım. 2-3. Ne haber? Ne kalıbından kardeşim? Hani kalıbından utan sen kardeşim, kalıbından. Durun be, durun be. Hop hop hop. Bir dakika ya, boş bulunduk ya. Allah Allah. Kızıkçılık yapma. Daha beklemiyorduk ki. Sen hakimsin abi, gördün işte. Bu tamam, sayılır mı? Tamam. Ben daha başlamamıştım ki. Tamam, oldu. Heh. Tamam, gene yaparız. Gel bakayım. Hadi. Bu sefer gözünü aç Nihat. Tamam, bak başla demeden başlamak yok ha, tamam mı? Bak dikkat et ha. Tamam mı? Başla. Aldı mı boyun ölçüsünü Nihat, nasılmış? Nasılmış, dedemle şaka olmaz. Sende koordinasyon yok oğlum, koordinasyon. Hadi hadi hadi. Sen sayda yenildin, bize dedeye kıyamadın be. Boş versene sen. Hadi kaytarmak yok, sözünü tut, kahveleri söyle. Aslan Yakup amca, hepimize taş çıkarttın vallahi. Ne var ki? Bunlar muhallebi çocuğu. Suni gübreyle buyumuş bunlar. Ne var? Telefon mu? Telefon, telefon, hadi. Hadi lan, hadi lan. Sen de az beletçi değilsin ha. Ne bu sayıyorsun? Kimseye de 5 kuruş yararın dokunmuyor. Dinle bak, bir şey soracağım sana. Didem var ya hani. Bir kere görmüştün hani. Şu benim. Neyse. Didem biliyorsun hani. Sence beni beğeniyor mu yoksa çirkin mi buluyor? Ben anlayamıyorum da. Hey, sana bir şey sorduk. Açık söyle, çekinme. Beğenmiyor mu? Beni niye beğensin ki? Üstüm başım dökülüyor. Doğru düz ayakkabım bile yok. Şimdi babama söylesem 1000 devreden su getirir. Yok ayakkabı pahalı, yok hayat pahalı. Bu pantolonu hep giyiyorum. Kız aklı beğenmez tabii. Yok, yürümez bu iş. Ama ne yapabilirim? Ben ondan çok hoşlanıyorum. Sen de hiç romantik değilsin ha, biliyor musun? O bu şey. Kabahat bende zaten. He bana bak. Dedemden de uzak dur, tamam mı? Zaten senin yüzünden bir ton laf işittim. Siz oturun artık, kalanını ben kurularım. Tamam, bitti sayılır işte. Beraber otururuz. Sağ ol kızım. Yeni gelin bayağı hamarat maşallah. Uzattın ama baba. Ya hakikaten yani dede ya. Kabak tadı verdin ya. Diline bir şey doladı mı susmak bilmiyor. Kötü bir şey mi dedik? Ne diyorsun halim? Cimbomu elden kaçırdık değil mi? Ne bileyim amca ya. Maç falan düşünecek halim mi var benim? Ya bu oğlana bir şeyler olmuş be. Gözü dersten başka bir şey görmüyor. Sırf ders değil ki abla. Bir de şey var ya hani. Çocuğu rahat bırakın. Bırakın tabii ya. Yarın sınav var, bilmiyor musunuz? İrota Didem'in gözüne gireceksin değil mi abi? Şu Didem'i bulup tebrik etmek lazım. Kimsenin yapamadığını yaptı. Sursanıza ya. Kendinden utan Fikret. Ben ne yaptım şimdi ya? Baban kadar olamadın ha. Neriman'ı kaçırdın. Benim de kısmetime mani oldun. Salaklık etmeyeydin, şimdi biz de balayındaydık.
Yetti dedik sana baba, yetti daha. Adamın asabını bozmasana. Hah, iyi. Şimdi de biz mi kabahatli olduk? Hah, sanki kimseye danışmadan evlenen benim. Konuşma artık daha. Laf çirmeyeyim mi kulağına? Benimle bağırarak konuşma. Ben senin babanım. Vurdum otur. Vur bakalım kolaysa. Baba sen yapma bari, gözünü seveyim, otur. Çekil şuradan Fikret, ya. Büyüklerin işine karışma. Ya. Ya utanmıyor musun böyle çoluk çocuğun önünde ya? Utanacak ben değilim herhalde. Kes dedim sana. Baba, dede yeter artık. Her şeyi insanın burnundan getirmeyin. Ya. Bir şeyler yapın ne olur. Bütün suç bende. Yok. Kimse de suç muç yok. Ya, bitti. Yapma. Otur otur. Resmen be. Resmen çocuk gibisiniz ya. Allah Allah. Hadi sen dersin. Biz artık gidelim. Evet iyi olur. Herkesin huzurunu kaçırdık. Baba en iyisi siz bu gece burada kalın. Rahatsızlık vermeyelim. Gidelim baba, abimlerin de pek fazla yeri yok. Yahu Fiko sen de uzatma artık. Kalsınlar dedik kalsınlar işte ya. İyi, Allah peki. Allah. Tamam abi. Hadi. Hadi bakalım çocuklar. Sen de dede hadi. Ben yatıyorum baba. Geç oldu, hepimiz yatacağız. Abla tişörtümü ütüleyeceksin değil mi? Ay bıktım, durmadan yeni işler çıkarıyorsun başıma. Ama abla ya, zaten hep aynı şeyi giyiyorum. Üstelik buruş buruş. Az ye de bir hizmetçi tut kendine. O zaman ben de ne yapacağım benim? Ne yapacakmış bu? Kendin mi ütüleyeceksin? Ver bana ver, ben yaparım. Aman. Hadi git yat sen. Biraz daha çalışmam lazım. İyi tamam, git çalış. Utusuz gitsen ne çıkardı? Erkek kısmında bu kadar sus merakı iyi değil dur. Öpme dede ya, biz sana karışıyor muyuz? Kıymet hanım içinde süslenip püslendiğini unutmadık daha. Hadi. Mine nerede kaldı? Şimdi geliyor baba, hoşça kal. Güle güle kızım, iyi dersler. Bu ne telaş ulan, insan bir Allah'a ısmarladık der be. Gel kızım. Günaydın Serbet. Sen, günaydın. Nasılsın? Asıl seni sormalı. İyisin değil mi? İyiyim. Hep iyidir yoktun ortalarda. Evet, biraz uzaklaşıp kendimi özlettireyim dedim. Neler oldu ben yokken? Oo, neler olmadı neler. Ama sen belki de anlatmamı istemezsin. Neden istemeyeyim canım? Ne bileyim, son seferin de lafımı ağzıma tıkmıştı. Bırak onları şimdi, geride kaldı hepsi. Gel hadi. Hem birer sabah kahvesi içelim hem de bana havadisleri ver. Bilirim tabii. Harikasın Şule'ciğim. Herkese söylerim zaten. Senin eşin benzerin yoktur. Tabii bendeki haberlerde kimse de yoktur. Biliyor musun? Seninkiler Foça'ya gidip geldiler. Fikret, babası, Nihat. Bana bir masal anlat baba. İçinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle bal.